Pasif taşıma ile ilgili ilk videoda en pasif taşıma yöntemi olan basit difüzyondan bahsetmiştik. Küçük, yüksüz ve polariteye sahip olmayan moleküllerin kolay bir şekilde zardan geçebileceğinden bahsetmiştik. Karbondioksit ve moleküler oksijen gibi moleküllerin hücre zarından çok kolay bir şekilde geçebildiğini anlattık. Bu tip moleküllerin hücre zarındaki boşluklardan geçebilecek kadar küçük olduğunu söyledik. Hatta bunların herhangi bir elektriksel yükü ya da polaritesi de olmadığı için zardan geçiş sırasında herhangi bir engelle karşılaşamayacaklarını anlattık. Bunun dışında su molekülü gibi moleküllerden de bahsettik. Bu tip moleküllerin zardaki boşluklardan geçebilecek kadar küçük fakat belirli bir polariteye sahip oldukları için zardan çok kolay bir şekilde geçemediklerini ancak yine de bir şekilde geçebildiklerini anlattık. Ondan sonra da zardan geçiş esnasında zorluklar yaşayan yüklü moleküllerden yani iyonlardan bahsettik sodyum ve potasyum iyonlarından söz ettik. Bu iyonların küçük olmalarına rağmen zardan kolaylıkla geçemeyeceğini, çünkü fosfat grupları ile etkileşime girdiklerini anlattık. Bu etkileşimin bu iyonların zara nüfuz etmesini zorlaştırdığını söyledik. Bu videoda ise pasif taşımayı anlatmaya devam edeceğiz. Hemen hatırlayalım. Pasif taşıma herhangi bir enerji kullanmadan derişim gradyanı doğrultusunda hareket ederek taşınma anlamında anlamına geliyor. Yani bu şekilde yapılan taşımaya verilen ad. Bu videoda buradaki bu moleküller için pasif taşımanın daha kolay gerçekleşebileceği durumlardan, yani bu moleküllerin kolaylaştırılmış pasif taşınmasından bahsedeceğiz. Evet, bunu yazalım. Kolaylaştırılmış difüzyon. Diyelim ki su molekülü ya da bu iyon gibi moleküllerin derişim gradyanları doğrultusundaki hareketini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu durumda ne yaparsınız? Aklımıza gelen ilk şey zardaki hidrofilik kafa kısımları ve hidrofobik kuyruk kısımları ile uğraşmak zorunda olmasak işimizin oldukça kolaylaşmış olacağıdır. İşte bu tam olarak doğada rastlayabileceğimiz bir çözüm. Zar boyunca oluşturulmuş tüneller. Yani kolaylaştırılmış difüzyonun bir çeşidi. Kanal proteinleri olarak adlandırdığımız proteinler sayesinde gerçekleşen türü. Bunu da yazalım. Kanal proteinleri buradaki protein kanal proteinlerine bir örnek oluşturabilir. Mesela buradaki proteinin görevi suyun geçişi için bir kanal oluşturmak olabilir. Bu gibi proteinlere akuaporin diyoruz. Akuaporinler suyun geçişi için oluşturulmuş kanal proteinleridir. Gördüğünüz gibi bu proteinin üst tarafında bir delik var. Hücre dışında hücre içini oranla daha yüksek derişimde su molekülü olsun diyelim. Bunların derişim gradyanı doğrultusunda hareket edeceklerini biliyoruz. Aslında şöyle de düşünebiliriz. Hücre içinde çözünmüş madde derişimi daha yüksek ve bu sebeple osmos meydana gelecek. Yani su molekülleri hücre dışına çıkmak yerine hücre dışından içine doğru geçecek. Bu geçiş esnasında bu su molekülleri zar ile etkileşime girmek zorunda olmayacak. Buradaki akuaporinden geçip hücre içine girecekler. Aslında bakarsanız iyonlar içinde benzer kanal proteinleri mevcut. Mesela burada mavi ile çizilmiş olan proteinde iyonlar için olan bir kanal proteini olsun. Buralarda sodyum iyonları olduğunu düşünelim. Bu iyonlar yüke sahip. Bu yüzden zardan geçer, geçerken <laughs> problem yaşayacaklar. Fakat bu kanal proteini sodyum iyonlarının geçişine özgü bir protein olabilir ve bu iyonların geçişini sağlıyor olabilir. Nöron yani sinir hücresi gibi konuları çalıştığınızda iyonlar için olan bu kanal proteinlerinin Elektriksel ya da elektrokimyasal sinyali yükseltme de çok önemli roller üstlendiklerini de göreceksiniz. Bu proteinler ayrıca hücrenin farklı bölgelerindeki farklı koşullara göre açılıp kapanabilen birer kapı görevi de görür. İlerleyen videolarda bu açılıp kapanma görevinin sinir hücrelerinde kilit bir görev olduğunu da göreceğiz. Kolaylaştırılmış difüzyonun bir başka şekli taşıyıcı proteinler dediğimiz yapılar sayesinde gerçekleşir. Bilim insanlarının hala bu taşıyıcı proteinlerin tam olarak nasıl çalıştığını anlamaya çalıştıklarını belirtmek isterim. Şimdi zardaki bir taşıyıcı proteini çizmeye çalışacağım. Buradaki çift katmanlı fosfolipit tabakasının bir kesit görünümü. Tabii bu çizdiğim bir taşıyıcı proteinin tam olarak nasıl göründüğünü göstermiyor. Fakat en azından size bir fikir verebilir. Burada buna benzer yapılar var. Diyelim buralarda rastgele parçacıklar olsun ve bunlar yukarıda aşağı tarafı oranla daha yüksek derişime sahip. Bu moleküller bu taşıyıcı proteinin bu kısmına bağlanır. Bu bağlanma taşıyıcı proteinin şeklini değiştirmesine sebep olur. Değişimi düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Şekli değişince de buna benzer bir görünüme kavuşur. Yani ilkinin tersi gibi bir hal alır. Önceden üst kısımdan açıktı fakat şimdi alt kısımdan açık hale geldi ve üst tarafta topladığı molekülleri bu şekilde hücre içine boşaltabilir. Tekrar söylüyorum, bütün bu anlattıklarım pasif taşımadır. Çünkü sadece derişim gradyanı doğrultusunda bir hareket söz konusu. Mesela burada bir hücre zarı olmasaydı, buradaki moleküller hala hazırda aşağı ve yukarı yönlerde hareket edeceklerdi. Belirli bir zaman diliminde derişim gradyanları doğrultusunda aşağı tarafa doğru olan hareket, yukarı doğru olan hareketten daha fazla olacaktı. Hücre zarı olduğu durumda da bu taşıyıcı proteinler pasif taşımayı yani difüzyonu kolaylaştırıyorlar.